Ne kadar gelmiş abi? Vallahi Kazım sen misafirsin. Evet, yedi geçtik de ağır geldiysen. Kazım uzun zamandır buluşamıyoruz. Eyvallah abi, aynen ya, özledik biz de seni. Sen açsındır şimdi. Biraz açım abi ya, normal de. Bak içeride açım. Gerçekleri söylerim. Şimdi Kazım, gerçekten seninle buluşamadık. Üçlerimle dedi ki, evet. Kazım'ı yemek yemeye götür. Allah razı olsun. Şimdi ben de biraz uyanıklık yapmak istedim. Hep sen uyanıklık yapacak değilsin ya. Dedim ki Niyazi Efendi lokantasına götüreyim. Evet. Kazım yedikçe de ben kazanayım. Allah Allah, nasıl kazanacaksın abi ya? Şimdi şöyle, Niyazi Efendi lokantası 8 Kasım itibariyle bir çekiliş başlattı. Evet. Bu çekilişte 150 liralık yemek yiyen herkese hediye çeki veriyor. Allah Allah, 150 lira. Aynen. Hediye çekiliğiyle çekiliş hakkı veriyor. Evet. Yani 150'nin 300 de olur, bu 450 olur, ha, 450 600 olur. 3 tane oluyor. Yani değil mi? Sen güzel ne kadarlık yersin bilmiyorum. Tamam. Şimdi Kazım ne veriyor? Güzel bir araba veriyor. Evet. Cep telefonu veriyor. Uzun zamandır cep telefonum iyi çekmiyor. Evet. Telefon görüntüleri iyi değil. Instagram'a güzel fotoğraflar koymak istiyorum. İyi. Ya da 200 liralık yemek çeki veriyor. Onu da beraber yiyelim. Yeriz. Ben sizeyim abi. Şimdi beraber girelim. Güzelce verelim. Siparişlerimizi verelim. Verelim. Ve mükemmel bir şeyler yiyelim. Evet. Sen tabii yedikçe ben kazanacağım. Evet, inşallah. Hadi bakalım. Niyazi Efendi lokantasını sana lezzetli yemekler yedireceğim. Eyvallah abi. Şimdi şurada gördüğün Karadeniz pidesi. Evet. Açık bir pide ve içinde yok yok. Bayağı iştahım kabarttı abi ya. Güzel yapmış ustamız. Eline sağlık. Şimdi genellikle biliyorsun bir mekana gidince ne yapıyorduk? Evet. Misafire evet, ikram edilir. Tabii tabii. Burada sen misafirsin. İlk sen başla diyorum. Burada hani çatal bıçak bekleme. Evet. En güzeli buna elle yemektir. Abi, tabii biz de elle yeriz zaten. Hem yani, yiyelim bizim. Hem konuşalım. Evet. Buyur abi sen başla. Yok, sen büyüksün. Sen başla. Sen misafirsin. Bismillah diyelim. Tamam. Ya şöyle bir önce bir bombayı patlatalım. Bombayı patlat. Bayağı hızlı patlattın. Oo. Bana bomba falan bırakmadı. Şimdi ben de alayım. Nasıl? Çok güzel tuz. İlle tuzu gelecek diyorsun. Sen de abi ben ekmem sen. Sen istediğin kadar ekebilirsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Pidesi de gerçekten güzel pişmiş. Vallahi harika. Şimdi Kazım bu yumurtanın çiğ olduğunu biliyor musun? Ben çiğ de yerim abi, sıkıntı yok. Ha yani. Bunu pişmiş pidenin ortasına çiğ koyuyorlar. Harika. İşte lezzetli olmasının bir sebebi de hani o. Zaten nasıl ben diyordum ya hani az pişmiş ette hani nasıl vitamin çok. Burada da yani vitamini kaybetmemiş. Piştikçe ölür vitamin. Öyle biliyorsun. Öyle öyleyse öyledir. Bak kavurması var. Evet. İşte kuş başılısı var. Nasıl sucuklar bu arada? Sen anlarsın. Başarılı sucuklar. Abi gerçekten. Doğal sucuk. Ya şey değil yani market sucuğu gibi değil. Hı hı. Aslında bunu dürün vereceğin de yiyeceğin. Yemek istiyorsan ya. Yok abi. Şimdi ayıp olmasın. Zaten diyorlar kocaboğaz diye. Sana kocaboğaz mı diyorlar? Daha önce Nusret diyorlardı. Abi senin sayende öyle oldu biraz. İyi mi anlamda kötü anlamda mı söylüyorsun? Ya kişinin artık o bakış açısı ya öyle diyeyim. Denizli'de Karadeniz pidelerini yiyebileceğim bir nokta. Evet. Hani böyle sen yemeği seviyorsun, böyle canın çekiyor. Gerçekten güzelmiş yani. Çok fazla böyle bulamıyorsun Karadeniz pidesi. Özellikle burası bir harika yapıyor. Evet. Dürüm yapalım. Abi ne şöyle dersin? Direkt. Sen nasıl istersen. Vallahi ben pastırmalı tarafını kaptım ama.
Bak birazdan sana güzel sürprizlerim de olacak. Bu arada arkadaşlar bana telefon etti. Yani buluşacağımız saat belli. Abi dedi. Saat böyle 12 gibi beni ara dedi. Neden dedim? Yemek yemeyeyim de onun için. Hatta dün geceden beri yemedim abi. Yemedin mi? Yemedim. Senden yemek başka oluyor yani, öyle diye. İyi, afiyet olsun. Diğerini de söyleyeyim mi? Söyle abi, söyle. Şimdi geçenlerde anket yaptım Instagram'dan. Kazım'la yeni video gelsin mi gelmesin mi diye. Hatta kendi dedi. Abi yeni video gelsin mi gelmesin mi diye bir soru ver. Evet, evet hayır dedi diye. Sonuçlara şöyle bir bakıyorum. Kimler evet vermiş, kimler hayır diye. Bir baktım Kazım. Sonra Kazım aradım. Ya dedim, hem kendin diyorsun hem de o hayır diyen kendinsin dedim. Yanlış basmışım abi ben, yanlış basmışım. Ya şimdi tabii videolardan sonra abi ayrı bir böyle bir şey oluştu. Sevenlerimiz oluştu. Hepsine Allah razı olsun. Sevmeyenlere ne diyorsun? Ya sevmeyenler zaten kendi gibi. Önemli değil ya. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir diye. Öyle mi? Evet. Gerçekten güzelmiş abi yani. Tavsiye ederim Niyazi Efendi lokantası. Harika. Birazdan ayrandan da içelim bak. Hani sen doğal ayran yapıyorsun ama buranın da çok güzel ayranı özellikle seçiyorlar. Hani her ayran markası da girmez. En azından güzel bir ayran içeceksin. Bazı malzemeler şimdi karışık gibi olsa da dengelidir. Bir taraf tuzludur, bir taraf tuzsuzdur. Yok ama abi güzel. Bölme bölme yapmışlar ya. Hı-hı. Onu tebrik ettim yani. Çünkü karıştırmamış. Değil mi? Orada, orada, orada diye. Belki kavurma yemeyeceksin. Değil mi? Yani yani bunu oturup 4 kişi 4 ayrı lezzet yapabilir. Vallahi biz 2 kişi yedik. Bu da başlangıç abi ya. Ha tabii başlangıç. Bak burası çok güzel, tatlı da yapıyoruz. Sen tatlıyı çok seviyorsun. Abi sevmediğimiz bir şey yok ya Allah'ın izniyle. Yani şu Ege bölgesinde yani doğulu güzel de bir başka bir lezzet var yani, öyle diyeyim ben. Değil mi? Havasından mı suyundan mı? Başka bir şey. Müşterilerim de diyor bunu abi. Burası bir ayrı diyor yani, Ege bölgesindeki lezzet farklı diyor herkese. Bekleriz yani abi. Ege bölgesinin lezzetlerini tatsınlar. Değil mi? Bu arada Kazım'ın karnı doyunca memleket meselelerine başlar. Bu sonra abi. Bu arada nasıl işlerin? Abi Allah bereket versin, iyi ya. Yani gerçek lezzet bilenler geliyor yani. Geliyor. Geçin ne olduğunu hem öğrenmiş oluyorlar. Benim için mi hazırlattın abi? Tabii yanarlı dönerli. Eyvallah. Allah dedim Allah. Ya sen yedikçe ben kazanacağım. İnşallah. Benim karnım doyacak. Aynen. Abi bayağı güzelmiş ya. Benim için bayağı uğraşmışsın kız. Allah razı olsun. İşte neymiş bunun adı? Niyazi Efendi spesiyal. Tamam, çok güzel gözüküyor abi. Şöyle şişler bakalım. Var. Evet. Bak sen seversin. Hem nasıl. Hem şimdi nasıl? Bu şişleri nasıl yiyeceğiz? Abi tutacaksın, yiyeceksin bunları. Nasıl yiyeceğim? Ben onu da merak ettim ama işte bak şöyle. Hı. Önce biraz geri çekili bu, sonra ileri çekili. Tamam. Şunu sallarız. İçine biraz soğan. Bunu şöyle. Bak soğan var. Yeşilliğe gerek var mı? Abi o lezzeti gör. Ben pek bozmak istemiyorum. Tamam. Şöyle duz. Bir taraftan da ben de yapayım. İki tane koyacağız. Abi konu kapansın ya şimdi. Şöyle. İyi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Yapamadım ya kendim. Önce kendin çek. Kendime çektim. Hah, şimdi becerdim, tamam. Gerçekten benim için biraz sıkıntı oldu. Biliyorsun bu kolum daha önce evet. Bir rahatsızlık yaşamıştım. Nasıl Kazım? Etler taze mi? Bir ağzındakini bitireceksin. Evet, evet. Öyle mi? Ben de başlıyorum. Şimdi abi et konusundaki en önemli mesele tazelik yani. Hı-hı. Müşteri geldiği zaman mesela böyle kokmayacak, ağır kokmayacak. Hı-hı. Taze olacak yani, piştiği gibi gelecek. Böyle ısıtma işlemi uygulanmayacak. Hı-hı.
Biliyorsun Babadağ'da da biz yapıyoruz bu işi. Taze taze fırından. Başka dükkanlar var böyle ısıtıp da veriyor. Bilmem nereden pişirip geliyorlar. Bu arada kuzu eti olduğunu farkında. Kuzu eti zaten lokum gibi çok güzel. Taze güzelmiş. Beğendim bunu da. Bizim orada sözü yarım kalmışsın. Isıtıp geliyor adam. Müşterinin önüne ısınmış şey veriyor yani. Böyle bu esnaflığa aykırı yani. Sen oraya hani bir şey yapma gelmişsin de onu da beceremiyorlar zaten. Babadağ'da. Isıtıp veriyorlar. Devam ısıtıp veriyorlar. Bu gerçekten yanlış ve vücudu da zarar verebilir yani. Çünkü et ısıyan soğuyan bir şey asla yemesini kimseye tavsiye etmem. Et sıcak çıkıyor. Taze taze böyle mangaldan gelecek. Böyle etler hani yesinler müşterilerimiz. Veya fırından çıktığı gibi yesinler. Öyle ısınmış yani görsünler yani fırının içinde veya ızgarada. Isınmış eti asla yemesinler abi öyle diyeyim ben. Diyorlar bizim Babadağ'da veriyorlar hani tandırdır bilmem keşkektir. Asla yani vücuda zarar onu da belirteyim. Taze taze gelsinler böyle. Görsünler. Sen bulgur pilavı sevmezsin aslında. Ama bulgur pilavı. Abi bulgur gelmiş. Şişirir yani. Bu yine az koymuşlar. Önden dayıyorlar önden. Önden dayıyorlar. Şişiriyor adam. Ondan sonra et yiyemez zaten yani. Bunlar bak böyle olacak işte. Eti doldur. Eti dolduracaksın. Zaten burada da biliyorsun. Evet. Etten doldurmuş yok. Çok güzel bak yani. Az az bulgur. Bulgur zaten çok yendi mi? Et iş daha da kaçar. Etin lezzetini de alamazsın. Hep kandırıyorlar işte etin yağını işte oraya süzüyormuş da falan filan. Etle yani bulgurla doyuruyorlar millete. Yani sonra et yedik, tandır yedik havasını giriyorlar. Böyle şeyler yapmayın kardeşim ya. Et koyun, et koyun yani. Şeye aynı bak. Böyle et olduğu zaman hem lezzetini alırsın etin hem de bulgurla şişmesin, doymasın yani. Kazım bardağını ver de sana evet. Şişede vereceğim. Artık abi. Burada Babadağ'daki evet, gibi belediye gazozu içemiyorsun. Güzel güzel abi çok beğendim yani. Görünüşü de hoşuma gitti. Sen de başlarsın artık böyle bir tahta mahta alırsın. Yok yok abi biz neyse koyuyoruz yani. Şöyle diyeyim ben biz organik. Organik. Böyle şeyler yani biz pek şey yapmıyoruz yani biz. Yapmıyoruz. Devam edelim. Sen acı yemiyor musun? Acı yemem ama ben ya. Neden? Ne bileyim alışmamışız ya. Ama bazen konuşmaların böyle acı gibi geliyor bana. Konuşmalarımız acı evet biraz. Doğru söyleye doğru söylüyoruz ya ondan acı geliyor abi ondan dokunuyor. Doğru söylediğimiz için. Bak burada çok güzel bir acılı yapmışlar. Neden çatal kullanıyorsun abi ben onu anlamıyorum. Bak böyle yiyeceğim. Afiyet olsun. Tuzu zırtlı yapmışlar. Güzel. Biliyorsun zırtta yapmak bir emek istiyor. Tabii emek ister abi. Yani bu ustalık ister. Aynen. Yani bizde o olay yok. Bunun ustalığı ayrı bir ustalık yani. Ben böyle emek harcayan her ustayı seviyorum. İşte bunların elinden yapacaksın. İşte gerçek usta bu. Öyle. Tekstilden gelen bilmem ne bunlar uslu denmez zaten. Bunlar kendi kendilerine uslu diyorlar. Yani kendi çalıyorlar, kendi oynuyorlar. Gerçek usta bunları böyle yapabilen, eti kesebilen, bunu hazırlayabilen sinirlerini tek tek ayırmışlar. Aynen. Mesela gerçekten tebrik ederim. Nazar varmış. Arkadaşlar az evvel şöyle omzum değdi, pardon dirseğim değdi ve şişeyi kırdım. Demek ki üzerimizde büyük bir nazar varmış. Abi nazar herkesin gözü senden benim üstünde. O yüzden nazar çıktı gitti Allah'ın izninden. İstanbul'a gidiyorum orada evet. Bile seni sordular. Hepsine Allah razı olsun. Yani beni seven böyle sevgi duyanlara hepimizin selamlar yollayayım abi. Hepsini de biz de çok seviyoruz. Gelenin gelmeyenin, bakanın batmayanın da hepsine sevgi saygı yollayız abi. Evet. Allah razı olsun. Kazım bak burada seni çok seveceğim evet. Bir Niyazi Efendi lokantasına saray sarma. Evet. Beyti sarma değil. Ya etolu da sevilmem abi. Hepsi güzel. Bak bunu böyle biraz da yoğurtluyorsun. Güzel. Nasıl? Tereyağı lan. Kokulandırmış. Parmak da yalattı bunu. Bak buranın sahibi konuştuk biraz önce. 10 yaşından beri bu işin içinde. İşte gerçek usta budur.
Adının yönünü bile adam usluk oturtmamış. Çünkü mütevazi insanlar yaptığı yenir abi. Uslu döndü mü o kendini bir şey sanıyor. Ne ustası ya mesela? Adam gibi şey yap yani. Uslu muslu değil kimse abi ya. Herkes öğrenecek, öğrenecek yani. Şimdi master diye bir şey var. Master evet. Kelimesi. Evet. Master şef. Aklım bir şey geldi de boşver demeyeceğim. Nedir? Boşver abi. Öğreneyim ben. Sinirle sinirle bize. Nasıl? Etimizi yiyelim abi. Ben size zor değineceğim. Sağ ol. Ne diyeceğini ben de merak ediyorum. Bak bu sefer değişiklik yapacağım. Bunu böyle yiyeceğim. Bayağı bir tabakta hepsi var ya. Köfte. Tavuk. Aynen. Tamamen bir denge. Yani kırmızı et, beyaz et. Hani... Bak, ekmek yiyeceğim mi burada? Aa. Seni de veremez çık. Şimdi biliyorsun burada şöyle bir şey var. Bu spesyal. Evet, özel. Bizi özel ama bir de. Tabii. Özel kişiler bunu yiyor. Bizden özel yok zaten abi şöyle. Tabii şu an. Bak bir de var ya bak turp, turptu var. Yemezsen bahçesinden geç demişler. Tebrik ediyorum turptu komuş adam. Değil mi? Böyle bir laf vardır. Yemezsen bahçesinin önünden geç demişler. Bir yerlere mi dokundurduk yine? Hayır, hiçbir yere. Bir de senin önünden alıyormuş diyenler var, bir şeyler var. Onlar bir şey de abi ya. Önümden alıyorsun derken? Yemekler önünden alıyormuşum. Almıyorsun sadece. Yiyoruz abi beraber iştahlan hem keyif hem muhabbet. Yani arkadaşlar şu spesiyelde iki tane mi yaptıralım yani? Ne yapalım abi ya? Yani şu spesiyelden iki tane yaptırsaydı ben zaten zor yerim. Hani zaten Kazım gerisini yiyecek. Nasıl buldun Kazım? Bak bundan sonra da çok güzel bir tane şey yiyeceğiz. Ne? Tatlı var. Tatlıdan sonra da... Tatlıdan sonra da... Çok güzel çay veriyorlar, kahve veriyorlar. Ama finalde ne var biliyor musun? Vallahi fiyatını hesaplatacağım. Tamam mı? Çekiş hakkımızı da alacağız. İnşallah kazanırsın abi. Bakalım. Arabayı kazanmak istiyorum. Araba kazanmak isteyen herkese... Hem burada karnını doyursun hem de araba alma şansı. Tabii, güzel. Tabii. Güzel bir uygulama. Ya şimdi nerede var? Alışveriş yapıyorsun, kıyafet alıyorsun. Ama yemek yediğinde karnın doyuluyor. Evet, evet. Değil mi? Evet. Ben zaten var ya bak böyle fuzuli yapılan işlere karşıyım. Yiyecek. Yemeğe ben parayı acımam. Ama böyle yemektir, telefondur, gözlüktür, bilmem nedir. Arabaya da para vermem. Ben burada hem karnını doyuracak, arabada alacaksın gidecek. Aynen. Yani hiç öyle şey yapmasın millet. Gel orada karnını doyur, öleceksin gideceksin ya. Gel orada yemek ye abi, et ye, bir şey ye. Doğru değil mi? Yanlış mı? Doğru söylüyorsun yani. Arkadaşlar geçenlerde Kazım'la birlikteydik, sohbet etmiştik. Diyor ki, ben kedi köpek sevmem abi diyor. Kedi mübarektir, köpek necistir. Eti yine hayvan olacak. Eti. Yani tavuk seviyor musun? Severim. Tavuk seviyor. Koyun, kuzu, dana, inek, affedersiniz, deve, eti yiyecek abi. Seveceksin, seveceksin, bismillah ile yiyecek. Yani yanlış anlamasın abi, yani Allah bizi yiyelim de yaratmış hepsine. Allah'ın ismini kullanacaksın diyecek. Hadi bunu tamamlayalım, tabii. Ondan sonra devamı tatlı. Bitirelim, tatlı gelsin, her şey gelsin. Tamam bakalım. Çok sevdim. Hadi. Şunu da ben yiyeyim mi? Ye. Sen az yedin ama. Bak şurada çok güzel. Kazım çok güzel bir şeyle başladık. Böyle pide. Karadeniz pidesiyle başladık. Evet, evet. Yani pide deyip geçmeyelim. Güzeldi, gerçekten güzeldi. Değil mi? Güzeldi abi. Arkasından çok güzel bir spesyal, Niyazi evet. Efendi spesyal vardı. Evet. Tatlıya geçiyoruz. Çok güzel, tatlı da geldi. Hiç kaymak varsa sıkıntı yok demektir abi. Kaymak olacak illa. Kaymak olacak diyorsun. Bakalım ne kaymağı? Evet. Ne kaymağıymış? Mandı kaymağı. Manda mı? Manda diyorsan mandadır. Hangi tatlıları seviyorsun Kazım? Abi ben sevmediğim bir şey yok benim ya biliyorsun. Yemek mi seviyorsun, tatlı mı seviyorsun? Önden yemek arasında tatlı olsun isterim. Arkadan tatlı gelmeli diyorsun. İyi bakalım. Kahve mi içeceksin, çay mı içeceksin finalde? Kahve içelim, bir kahve içelim. Kahve bir çay içelim. Ne kadar gelmiş abi? Vallahi Kazım sen misafirsin.
Evet, yedik içtik de ağır geldiyse şeyden. Nasıl ya, destek mi çıkacak? Yaparız abi. Ya. Şimdi gelmiş ama iki tane de bilet göndermişler. Biri benim mi olacak? Valla şimdi sen yedikçe ben kazanacağım demiştim. Tamam. Bunu da hesabı ben ödediğim için ben kazanacağım. İnşallah kazanırsın. Bak inşallah kazanırsın, arabanla devamlı gelirsin bizim orada. yer içeriz. O zaman ben giderim. Baba daha geliriz. İnşallah. Şimdi şöyle bir şey. Ben daha fazla alırım diye düşünüyordum ama sınırları zorlarız diye düşünmüştüm. Evet. Ama kararınca... Doyduk ya, insanız ya, doyduk. Elhamdülillah. Allah bereket versin. Elini sağlık herkesin. Çay kahve de geldi. Bak iki eline iki tane dedi adam. Çay da veriyor, kahve de. Çok güzel. Değil mi? Hizmeti bayıldım yani. Sınır yok. Çok güzel. Allah razı olsun. İyi ki geldin. Seni özlemişiz. Evet. Biz de özledik ekranlara. Herkesi güzel yorumlarını bekliyoruz. Şöyle bir şey. Sen diyebilirsin abi niye bana hesabı göstermedin? Evet. Şimdi sen misafirsin. Misafire hesap gösterilmez. Şimdi bu videoyu yayınlandıktan sonra tabii diyebilirler ya biz katılamayacağız mı diyebilirler. Evet. 6 Mayıs'a kadar devam ediyor. Niyazi Efendi lokantasından tekrar sana teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek abi? Herkese hayırlı işler dilerim. Bak Türkiye'deki herkes kendini çalışmayı versin. Herkes selam. Ben başka bir şey demeyeceğim. İyi bakalım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kazım'la çok keyifli bir yemek yedik. Evet. Ben de 2 tane bilet kazandım. Aşağı yukarı ne kadar bir fiyat geldiğini tahmin etmişsinizdir. Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Selam, saygı, sevgi. Şimdi de çaylara mı başlıyorsun?